Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle bu motif çalışmasını beraber öreceğiz. Farklı bir motif. Kalın iple ördüğüm için de tok duran bir motif. Hadi gelin örmeye başlayalım. Evet, yarnlar jeans plus ile örüyorum. Kalın ip tercih ettim. Hasır görünümü olmasını istiyorum. Onun için bu rengi de tercih ettim. Örmeye başlayalım. Sihirli halka ile başlıyoruz. Bu arada tığ numarasını 5 milim diye gösteriyor. Fakat ben motifimin böyle tok durmasını istediğim için çantalarda sert duruş daha hoş oluyor. Onun için 3 milim tığ ile örüyorum. Siz daha bol durmasını isterseniz tabii ki tığ numaranızı büyütebilirsiniz. Şimdi gelin örmeye başlayalım. Sihirli halka ile başlıyoruz. Bakın böyle 3 kat doluyorum. Tığımı aşağıdan yukarıya doğru geçiriyorum. Halkayı tuttum bir elimle. 3 zincir çekiyorum. İlk zincirimi sıkıca çekiyorum. 1, 2 ve 3. Tığımın üzerine alıyorum. İkili trabzan şeklinde devam edeceğiz. 3 ilmek var. 2 2 örüyoruz. Tekrar tığımın üzerine aldım. Zincirle beraber 3 adet oldu. Aralarda 2 zincir çekiyorum. Tekrar 3 adet ikili trabzan örüyoruz. Tekrar 2 zincir. Biraz ipimizi sıkılaştıralım. Aralarda 2 zincir, tekrar 3 adet ikili trabzanımı örüyorum. İki zincir çekiyoruz ve şimdi orta kısmını sıkılaştırıyorum. Bakın şöyle ipin ucundan tutuyorum. Kısalan tarafı tığımla tutuyorum ve sağ tarafa doğru çekiyorum. Bakın. Tekrar ipin ucundan tutuyorum ve tamamdır. Bu şekilde daha sağlam ve muntazam duruyor. Devam ediyoruz örmeye. Bakın ilk trabzanın tepesine batıyorum. Tığımın üzerine alıyorum ve tek seferde çıkıyoruz. Bu ipimin de buradan gözükmesini istemediğim için bir üst sıraya çıkarmak istiyorum. Ve bakın şuradaki görüntüyü de istemediğim için onu da şöyle yapıyorum. Daha küçük numara tığ alıyorum elime. Ve bakın o ilmeğin ortasına batıyorum. Çıkartıyorum. Ve ipimi bakın yukarıya çıkartıyorum böyle sararak arka tarafından bir üst seviyeye çıkartıyorum. Burası daha hoş duruyor. Devam edelim örmeye. Bir zincir çekiyorum. Tam dibine batıyorum. Sık iğne ile. Trabzanların tepelerine birer adet sık iğne ile batmış oluyoruz. İki zincir olan yere geldim. Burada da yine iki adet sık iğne yapıyorum. İki zincir çekiyorum.
Tekrar 2 adet sık iğne ile dolduruyorum boşluğu. Trabzanların tepelerine birer adet ipimi yine yürütüyorum. Bu kadar yeterli. Artık arkaya alalım. Aynı şekilde buraları da dolduruyoruz. Devam edelim. Sıranın sonunda görüşelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Bakın, ilk sık iğnenin tepesine batıyorum. Tığımın üzerine alıyorum ve ilmeğin içinden geçiriyoruz. 3 zincir çekiyorum ve yine tam dibine batıyorum. İkili trabzan örüyoruz. İki seferde çıkıyorum. Devam eden sık iğnenin tepesine batıyorum. Yine iki seferde çıkıyoruz. 2 zincir çekiyorum. Ve bakın, burada 2 zincir çektiğim yere de 2 adet sık iğne ile dolduruyorum bu boşluğu. Devam ediyorum. 2 zincir çektim. Bakın, 2 boşluk atlıyorum. Ara veriyorum. 1, 2, 3'üncüye batıyorum. İkili trabzan. Örüyoruz. 2 zincir çekiyorum ve yine boşluğa 2 adet sık iğne ile batıyoruz. Devam edelim. Sıranın sonunda görüşelim. Evet, sıranın sonuna geldim. 2 zincirimi çektim. Bakın, yine ilk trabzanın tepesine batıyorum ve tek seferde çıkıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı yere 3 adet yapıyoruz. Zincirle beraber 3 adet ikili trabzan. 2 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Tekrar bakın, aynı yere batıyorum, aynı noktaya. Tekrar aynı noktaya batıyorum. Bakın, 4 trabzanı da aynı noktaya batarak ördük. Tığımın üzerine alıyorum. Bu sefer yandaki boşluğa batıyorum. 2 zincir çekiyoruz ve yine sık iğnelerin üstüne 2 adet sık iğne ile batıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. İlk trabzanın tepesine birer adet batıyorum. İkinciye bir tane daha batıyoruz aynı yere. 2 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine bir kere doladım. Aynı yere tekrar 2 adet batıyoruz. Şimdi yandaki boşluğa 2 zincir çekelim. Aynı şekilde devam edelim. Sıranın sonunda görüşelim. Evet, sıranın sonuna geldim. Bakın, yine ilk trabzanın tepesine batıyorum ve tek seferde çıkıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine aynı noktaya bir sık iğne yapıyorum. Devam eden trabzanın tepesine de bir sık iğne yapıyoruz. Boşluğa geldim. Buraya da 4 adet sık iğne ile dolduruyoruz burayı. Üçüncü ve dördüncü. Trabzanların tepelerine birer adet. Bakın, bu iki zincir olan yere bir tane yapıyoruz. Bir sık iğne. Buralara birer adet yine. Boşluğa yine bir tane. Aynı şekilde devam edelim.
iki zincir olan yere 4 adet yapıyoruz. Devam edelim, sıranın sonuna gelelim. Evet, sıranın sonuna geldik. Yine ilk sık iğnenin tepesine batıyorum. Tığımın üzerine alıp tek seferde çıkıyoruz. Bu renkle örmemiz bitti. İpimizi kesiyoruz. Biraz uzunca keselim. Ve ipimizi çıkartalım. Burayı da iyice sıkalım. Elimizde böyle motifimizi düzgünleştirelim. Bakın. Şimdi siyah renkli ipimize geçiyoruz. Yine aynı kalınlıkta, aynı markanın siyah rengi. Bitirdiğim yerden başlamıyorum. Farklı bir noktadan başlıyorum. Bakın, sabit duran ipimin etrafında bu ipimi döndürüyorum. Burayı sabitleştirmek ve sağlamlaştırmak için yapıyorum bu işlemi. Bir zincir çektim. Yine sık iğne şeklinde devam edeceğiz. Bütün sık iğnelerin tepelerine birer adet batarak ilerliyoruz. Yeterli bu kadar. Evet, bakın ilk sık iğnenin tepesine batıyorum. Diğerine, bakın böyle boşluğa, bir alt sıradaki boşluğa batarak tığımın üzerine alıyorum ve çıkıyoruz. İki zincir çekiyorum. Tekrar bakın aynı işlemi yapıyorum. Tığımı yukarıdan aşağıya doğru geçiriyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Ve tamamdır. Burada da yine bir sık iğneye batıyorum. Buralarda batmayı unutmayalım. Bakın. Buradaki 3 sık iğne, bir alt sıranın 3 sık iğnesi. Devam ediyoruz aynı şekilde sık iğnelerin tepelerine sık iğne batarak ilerliyoruz. Aynı şekilde sırayı tamamlayalım. Bu sıramız da böyle. Bakın. Bu farklı bir hava veriyor bu motife. Bu motifimiz bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Siz de muhakkak deneyin. Sevgiyle ve sağlıkla kalın. Hoşça kalın.